Az önce hatta Sinem de dile getirdi. Şu anda İyi Parti'de bulunan bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceği de yoğun bir şekilde tartışılmakta. Bununla alakalı siz nasıl bir öngörüye sahipsiniz? Şöyle bir katkı örneğin da kaç vekil evet, geçebilir? Evet ki burada bu da bu noktada da Can'ın söylediği ihtimalin devreye girmesi İYİ Parti'nin meclisteki grubunu bulunduramama riskini de beraberinde getiriyor. Şu anda 37 değil mi? 34. 34. Şimdi 34 elbette 34. Tamam, 14 tane de gider. Ay, yanılıyorsam ama bir de şöyle bir şey var. Çok affedersiniz. Yani Koray Aydın'ın da kendisine bağlı milletvekilleriyle ayrı bir yapılanmaya gideceği ve partiyi terk edeceği de söylenmekte. Eğer evet, öyle olursa evet, gerçekten de o senin dediğin şimdi, rakamını alır. MHP'ye geçecek mi acaba Koray Aydın? Tabii tabii. Bir saniye bir Ankara'ya duyalım. Nazif Bey geliyorum ben size şimdi. Buyurun. Evet Can Bey buyurun. Ben sesi hala çok azalıyorum. O yüzden kusura bakmayın, zorlanıyorum biraz. Estağfurullah, estağfurullah. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle, elbette Ankara burası. Burası küçük bir yer. Orada çok duayen gazeteciler ve siyasetçiler var. Ankara'da her konuşulanı duyarız. Ben de uzun yıllardır siyaset yapıyorum. Elbette AKP'ye ve CHP'ye geçeceği konuşulan birçok isim var yani. Ben de bunları duyuyorum. Hepsi de arkadaşım, tanıyorum ama geçerler geçmezler. Ben onlar adına burada böyle bir şey söyleyemem. Ama bugüne kadar İyi Parti'de gerçekleşen istifaları da görünce tabii ki insan ister istemez bunun da ya tabii ki neden olmasın diyebilirim yani, yani. Ama dediğim gibi elbette ki duyumlarım var ama herhangi bir şey bu peki, konuda söylemek buyurun istemem. Nazif Bey. Ben ya Nazif Bey'e bir cümle bir şey söyleyeceğim. Tamam, soru değil, soru değil. Yani konuyu bağlamak adına. Hani şeyde Burak Akburak şunu da söylemişti. Meral Akşener Müsavat Dervişoğlu'na kırgın da demişti. Neden kırgın olduğunu bilmiyoruz da ona kırgın olduğunu da söylemişti. O zaman İyi Parti'yi zayıflatmak adına kendisine bağlı vekilleri AK Parti'ye yönlendirebilir gayet tabii ki. Yani çok böyle absürt bir senaryo değil. Taşlar yerine oturuyor. Şimdi bir bakalım. Yani Sayın Meral Akşener böyle bir şeyi niye yaptı? Yani külliyenin anafor gibi olduğunu, oraya neticede kolunu kaptıranın gövdesinin bile gittiğini yıllarca Meral Akşener de gördü. Yani Tuğrul Türkeş, MİT tırlarının nereye gittiğini, işte orada bayır bucak Türklerin ne halde olduğunu söyleyen kendisiydi. Hemen akabinden Tayyip Erdoğan'la beraber olan da kendisi oldu. Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a neler söylediğini, Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye neler söylediğini bütün dünya görüyor. Türkiye, Türk milleti görüyor. Yani siyasette ilgisi olmayanlar bile o kadar dehşetengiz birbirlerine davrandılar ki onlar bile öğrendiler, keşfettiler ve unutamıyorlar. O döndü. Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı döndü. Gelin size cehennemin kapılarını kapatacağım diyen Sinan Ogan, milleti kendisine oy verenleri cehennemin içinde bıraktı, kilitledi, kendisi gitti. Kendisi gitti öbür tarafa. Şimdi Meral Akşener de aynı duruma geldi. Aynı fotoğrafı ortaya koyuyor. Ve Meral Akşener saraya dediğim gibi koşarak gidiyor ve arkadaşlarının da şaşkın bakışları arasında orada bir fotoğraf veriyor. Ben Cem Bey'in ifadelerinden yola çıkarak söz konusu kişiyi, genel başkan vekili olarak ifade ettiği, adını verdiği kişiyi partiye de Sayın Meral Akşener getirdi diğerleri gibi. Şimdi o kişi hiç Türkiye'nin gündeminde yokken eğer İyi Parti'nin içinde anayasa komisyonu oluşturuyorsa, yerel yönetimlerden vazgeçtim, o komisyonun başına da kendisi geçiyorsa, bununla ilgili belgesinde ifade ettiği açıklamaları yapabiliyorsa, öyle bir iddiayı ortaya koyuyorsa, daha doğrusu kamuoyuna açıklamıyor da kendi aralarında bunu konuşup da o iddiayı ortaya koyuyorsa, ben o zaman Sayın Akşener'le o kişinin üzerinden daha Türkiye'de anayasa meselesi yokken bir BOP projesinin, Büyük Orta Doğu projesinin Sayın Akşener'le beraber bir yerlere götürülmek istendiğini ve o götürülmek istenen projenin Sayın Akşener'in şimdi torun bakmaktan vazgeçerek köşke çıkmasıyla daha ete kemiğe büründüğünü söyleyebilirim. Bu benim yorumumdur ama bu gözüküyor, bu ortaya çıkıyor. Şimdi biz Musavat Dervişoğlu ne diyor dedim? Türkiye'yi el birliğiyle Tayyipizm'den kurtulacağız, kurtaracağız diyor.
Ne diyor başka? Anayasa değişikliklerinden kaynaklanan Erdoğan vesayeti var Türkiye'de diyor. Buna karşı olacağız diyor. Başka ne diyor? İsteyen istediğiyle görüşsün diyor. Tek adamla hizmet etmeyeceğiz diyor. Bu kadar keskin konuşan bir Musavat Dervişoğlu, bu anayasa görüşmelerinin karşısında olan bir Musavat Dervişoğlu, niçin Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir konumda siyaset yapmayı tercih etsin? Asla böyle bir şey. Türk milletinin istediği yerde siyaset yapıyor. Bugün anayasa meselesi Türk milletinin uyutulmak istendiği bir mesele olarak Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanlığının devam etmesi, yeniden seçilmesini gerçekleştirebilmek için ortaya atılmış bir tuzaktı. Şimdi bunu görüyor. Türk milleti de görüyor, yurttaşlar da görüyor ve Türkiye'de iktidardan şikayet eden milyonlar da bunu görüyor. Şimdi bunların gördüğü bir yerde Meral Akşener, kendine bağlı milletvekilleri mutlaka vardır ki. Kendi sayesinde milletvekili olmuş insanlar. Bakın şunu söyleyeyim. İyi Parti'de 3 sınıf milletvekili var. Çok iddialı söyleyeceğim. 3 sınıf. 3 sınıf milletvekili var. 1. Artık üst sosyal dilime ulaşmış, yani tepeden inmeci, Meral Akşener'in tercih ettiği, hiç öyle bölgesindeki halkın, teşkilatların arzu isteğiyle değil, onun sayesinde ne olursa olsun gelenler var. Mesela bazıları ön seçime bile sokulmadı. Ne kerametleri vardı bunların? Ön seçime bile girmedi. Şimdi bu milletvekilleri, tekrar milletvekili birisinin ne olacaklar? Birisinin ne olmalılar? Tercihleri olabilir. Meral Akşener bunları götürebilir. Ama bunların da bir zekası var. Bunların da bir hesabı var. Bunlar nereden milletvekili o? Bunların şimdi bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'nden kolaylıkla milletvekili olmak isteyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde merkezden, milliyetçi kanattan bir takım isimlerle vitrinine bir şeyler koymak isteyebilir. Bunlar kolaycı olabilir. Gruptan bazı arkadaşlar belediye başkanı seçildiği için o grupta onların eksikliğini tamamlamak isteyebilir. Bunları ben yorum yapıyorum. Ama o Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset adına ortaya koyduğu perspektife bağlı bir duruştur. Ama İyi Parti'nin içindekiler milletin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin geçtiği süreçle ilgili bir siyaset yerine eğer kendileri için, kendilerini tekrar vitrinde tutabilecek bir anlayış için tercih yaparsa o kendileri bilir. Ben İyi Parti'nin bu açıdan Meral Akşener'le beraber eğer tercih ederse haksızlık yapmak istemem. Ama bugünkü fotoğraf partisinden çok Beştepe'yi tercih ettiğini bize gösteriyor. Ve dolayısıyla Beştepe etrafında siyaset yapacak da orada o siyasetçilerin kendisini tanrılaştırarak ille bir güce sahip olmak adına halkın arasında kasım kasım gezebilme adına var olmayı sürdürebilme adına verdiği o fotoğrafın etkisinde kalarak eğer etrafındaki 3-5 kişiyi zehirleyerek oraya taşıyacaksa taşıyabilir. Ama eminim ki onlar İyi Parti içinde seçildikleri yerde de tartışılan milletvekilleri olacaktır. Onun için ben İyi Parti'nin Musavat Dervişoğlu ile beraber toplumsal taleplere uygun bir zeminde şu kısa bir süre içerisinde çok ciddi bir toparlanmanın içerisine girdiğini görüyorum. Peki. Çünkü peki, o orada bir etnikçi tamam bir siyaset yapmıyor. Peki. Milliyetçi Hareket Partisi gibi çıkarcı bir siyaset de yapmıyor. Ama milletin istediği siyaseti getiriyor. Şimdi sen toparlayalım sayın. Peki, toparlayacağım tabii ki. Onun için sayın Meral Akşener güç için oraya gidiyor. Bu Allah'a şükürler olsun Sayın Musavat Dervişoğlu'nun önünü açtı. Musavat Dervişoğlu hiç beklemediği kısa bir süre içerisinde vesayetten kurtuldu. Taşımaktan, yük taşımaktan kurtuldu. Özgürlüğünü ilan etti ve özgürce konuşuyor. Özgürce konuşan Musavat Dervişoğlu grubuyla beraber özgürce siyaset yapacaktır. Düşünelim ya, yakın bir daha birkaç gün önce onu incitmemek için köşke çıkarken bile haberim vardı diyebilecek nezaketi gösteren Sayın Musavat Dervişoğlu kendi adına çok tartışılan, kamuoyunda çok tartışılan özel kalem müdiresini konuşturan Meral Akşener'e sırtından atabilecek, sırtından bir şekilde indirebilecek o ifade biçimini geliştirmemeli miydi?